Bana göre iyi sanat, insanı bireysel ve bilinçli hissettirmeli. Sanatla temas ettiğiniz anda bir farkındalık oluşur sizde. Bence sanat bir gösteride eğlenen insanlara kendilerini kitle gibi hissettirmek değildir. İyi bir sanat eseri, kişinin zihnini odakladığı ve farkında olduğu o anda kendi bireyselliğini fark etmesini sağlar. Birilerini eğlendirmek ya da cezbetmekle ilgili değildir. Her yaptığım parçanın anlaşılması, net bir şekilde görülmesi için eserimin arkasındaki bazen çok kolay ya da banal görülebilen davranışın anlaşılması için kişinin iyice odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Tamam, böyle iyi. Şimdi seni görebiliyorum. Bu siyah beyaz bir resim mi? Evet. Simetri benim için önemli. Genel olarak simetri kavramını keşfetmeyi seviyorum. Eserimde, eserlerimde, her yerde var. Fikir şöyle. Bir şeyin yerini simetrik olarak değiştirebilmek için gerçekte bir dizi değişiklik yapmak gerekiyor. Böylece gövde aynı anda hem simetrik hem asimetrik oluyor. Bu gövde için tasarlanan nesne son derece karmaşık yapıya sahip gibi algılanıyor ve sonra aniden basit bir hareketle bunu tamamen abartabiliyorsunuz. Tamam, şimdi çılgınca bir şey sormak istiyorum, bilemiyorum. Acaba her noktanın arasına birer nokta daha yerleştirebilir misin? Aman Tanrım. Hadi tembel olma. Sence burada kaç tane nokta var? Genelde çalışmalarımda yüksek teknoloji ya da yüksek düzey bir üretim sürecini göstermekle ilgilenmiyorum. Aslında üretimdeki beceri ya da yapımdaki ekonomik güç değil de, insanlara o şeyin yapılmasının o kadar da zor olmadığını göstermek önemli. Sanki kolaymış, herkes yapabilirmiş gibi. Üretme becerinizi gösterişe dökmeden, güçlü deneyiminizle etki yaratabilirsiniz. Bence böyle. Bir katman yaratmaya çalışıyoruz. Tek bir renkle tek bir katman. Şimdi kırmızı kullanıyoruz ve bence çok kötü görünüyor. Evet, gergin olup olmadığını göremiyorum çünkü burada çekim ekibi var. Biliyorum, baskı altında çalışmak zor. İnsanlar fotoğraflarımı gördüklerinde gerçek hayatta da bu fotoğraflarla bağlantılı şeyler görmeye başlıyorlar. Bence sokakta devam eden günlük hayatı nazik bir şekilde bölmek hoş bir şey. Aslında bu çok da zorlama değil. Sadece neler olup bittiği ile ilgili bir diyalog. Bana göre önemli olan şey aslında hayattaki davranışlardır. Bu sayede insanlara ulaşabiliriz ve bence bu gerçekten çok önemli. Hatta bu en önemli şey. Yaptığınız işler sayesinde insanların gerçeğin ve hayatın tadını daha yoğun çıkarmalarına yardımcı olabilirsiniz. Oyunları ve sporu çok seviyorum. Bu bir efsane. Bazen çok saçma olabiliyorum. Sanırım saçma sapan şeylerle eğlenebiliyorum. Saçma şeyler yapıyorum. Sonra onu yakalıyorsun. Yani bence benim eserlerim normalde hem saçma hem de ciddi. Evet, zaman zaman bir tür şaka gibi anlaşılabilir. Ama bir taraftan ciddi olduğumu da düşünüyorum. Bununla birine vurursan iyi bir şey olmayacağı kesin. Ben bir sanatçıyım, ciddi bir sanatçı. Sanatı her zaman sevdim ve tüm hayatım boyunca sanatla iç içeydim. Onu hep takip ediyorum. Şimdi salonların düzenlenmesini tamamlamak üzereler. Bu noktada sanatçı sadece bekler, bekler ve bekler. İşte bu yüzden enstalasyonlara gelmeyi pek sevmiyorum. Çünkü sadece bekliyorum. Eserlere dokunamıyorum. Onlara dokununca çok kızıyorlar. Patron orada eğleniyor ve ben burada bekliyorum.
Ne yapıyoruz? Önce bunu mu yoksa bunu mu? Tamam, sırada çikolates var. Evet, çikolatesi yapıyoruz. Umarım bu iyi gider. Bu aslında yeni bir enstalasyon fikri. Meksika'da otoyollardan topladığım lastikler. Meksika'nın yollarında seyahat ederken bu patlamış lastik parçalarını buldum. Bazen yılanlara benziyor ya da yolun ortasında bir hayvanı andırıyorlar. Bunları toplamaya başladım ve ortaya çok ilginç bir şey çıktı. Normalde işin her aşamasında bulunurum. Bunu yapmayı seviyorum çünkü nasıl olduğunu kendim bulmam gerekiyor. Yani her seferinde yeni bir deneyim. Sonuca ulaşmak için bu deneyimi anlamam gerekiyor. İki tane enstalasyonumuz olacak. Bir tanesi lintels, çamaşırhanedeki kurutma makinesinden alınan kalıntılar. Bunu New York'ta 11 Eylül'den hemen sonra göstermiştim. Şehir hala toza bulanmış haldeydi. Herkes şoktaydı ve felaket güçlü bir şekilde hissedilebiliyordu. Çamaşırların kalıntılarının insan saçları ve vücut döküntüleriyle karıştığı bu çalışmayı göstermek aslında tuhaf bir sunumdu ve ölüm, kırılganlık ve hareketin kalıntıları hissediliyordu. Bunların hepsini birlikte görüyordunuz. Kaputu yapmak kolay değildi çünkü şöyle ve şöyle bir kıvrım yapan bir kavisi var. Önce kesmek ve sonra takviye etmek çok zor oldu. Hep bir Formula 1 yarışçısı olmak isterdim. Sokaktaki pek çok arabanın spor araba haline gelebileceği gibi bir fikrim vardı ve sonunda büyüdüğümde bu hayalim gerçekleşti. Bu el yapımı. Bunu bir James Bond filmindeki gibi birdenbire yapmak imkansız. Çocukluğumdan beri yuvarlak formlara takıntılıyım. Pek çok çizimimde hareket eden gezegenler var. Araba çizdiğim kadar gezegen çizmişimdir herhalde. Bana göre önemli olan her şey daireseldi. Bunu gezegen ve yörüngeler ya da çarpışan atomların moleküler modeli olarak alabilirsin. Bilardo isimli eser bilardo oyununa dayanıyor. Fransız bilardosuna. Burada hiç cep yok, sadece 3 top var. Kendi topunuzla diğer 2 topa vurmaya çalışıyorsunuz. Burada ben masayı oval şekilde yaptım. Oval masada topun gittiği her yer farklı ve tahmin etmesi gerçekten son derece güç. Ayrıca toplardan biri havada asılı olduğu için masanın dışına da çıkıyor. Bu oyunu oynayabilmeniz için zamanlamanızın çok iyi olması gerek. Ah, kaçırdım. Ama oynaması imkansız değil. Evet, bunu çektin mi? Çok çabuk sıkılıyorum. Bu yüzden hemen yeni bir şeye geçmem. Ne olduğunu bilmediğim yeni bir şey keşfetmem gerekiyor. Öğrenmeyi çok seviyorum. Her eser birbirinden farklıdır. Kullanılan malzemeyle bağlantılı olarak farklı bir süreci vardır. Farklı tekniklerin farklı zorlukları var. Süreci yaşamak için onu neden yaptığınızı çok iyi anlamak oldukça önemli. Ayrıca bu size yeni çalışmalar için yeni fikirler de verir.